Efendim yeniden günaydınlar. RT Akdeniz'den yeni bir günden Hatay'dan sesleniyoruz sizlere. İkinci dilimde sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Bugün 25 Şubat Perşembe. Haftanın dördüncü günündeyiz. 9.09'u gösteriyor saatler. İlk dilimde bir taslak halinde Hatay'da yaşananları paylaştık. Koronavirüsle ilgili, normalleşme ile ilgili, aşı ile ilgili ve AKP kongresi ile ilgili, dün gerçekleşen ilk kongresi ile ilgili gelişmeleri, yaşananları paylaştık. Hatay'ı ilgilendiren gelişmelerde. İkinci dilimde iki konuğumuz var. SMA hastası bebekleri konuşacağız. SMA hastası bebeklerin özelinde Yiğit bebeği konuşacağız. Ağır sözlü bir bebek ve zaman gittikçe daralıyor kendisi için. Ailelerin sesleri var. Seslerine ses olmamız gerekiyor. Onları duymamız gerekiyor. Çokça eyleme imza attılar. SMA hastası bebeklerin aileleri, yine Akkaya ailesi aynı şekilde. Ancak seslerini duyuramadılar. Bir türlü istekleri çözüm bulamadım. Ve SMA hastası bebekler, bildiğiniz üzere Türkiye'de bir tedavisi yok ve yurt dışında tedavi olmaları gerekiyor. Ancak çok külfetli bir para gerekiyor bunun için ve bu parayı da toplamaya çalışıyor aile, her ne kadar engellemelerle karşılaşsalar da. SMA hastası onlarca bebek var. Biz bugün Yiğit bebeği konuşacağız ve diğer SMA hastası bebeklerle birlikte. Baba Bahadır Akkaya, anne Meltem Akkaya bizimle birlikte. Yaşadıklarını kendilerine soracağız, hislerine ortak olmaya çalışacağız, seslerine ses olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Yanlış bir şey söylemedim umarım. Şimdi SMA hastası bebekleri konuşacağız ama bebekler özelinde de Yiğit bebeği konuşacağız. Sizin Ankara'da eylemleriniz oldu, sesinizi duyurmaya çalıştınız. Duydular sizi, yetkililer duydular ama yanlış duydular, yanlış anladılar. Belki, bilmiyorum, siz mi yanlış telaffuz ettiniz kendinizi ya da onlar mı, yetkililer mi, ilgililer mi duymadılar, yanlış anladılar. Bir şeyler oldu. Bir takım engellemeler yaşadınız. Dün yine AKP'nin kongresinde bir şeyler oldu, onu da soracağım ama niye konuşuyoruz biz Yiğit bebeği? Böyle başlayalım. Ben evladım olduğu için, o evladımın canı söz konusu, var olan bir ilaca ulaşamamız bizi çok üzüyor. Ama biz elimizden geleni, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, yılmıyoruz. Bizim amacımız var olan ilaca belli bir miktarda toplanan paraya ulaşabilmek için biz bu eylemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi ne istiyoruz? Yiğit bebek SMA hastası. Evet, SMA tıbbi bir hastası. Bir kas hastası diyebiliriz. Nasıl yaşıyor? Nedir SMA? SMA normalde iki eşin arasında taşıyıcı olan, yani benim aynı kopyasını taşıyan eşimden olan hastalık bu. Biz bunu bilmiyorduk. Keşke daha önceden devletimiz önlem alsaydı. Zaten 3 sene önce devletimiz bir kit aracılığıyla bunu önleyeceklerdi. Evlilik öncesi taramasına da girecekti. Normalde bu kitin tanesi 40 dolardı. Keşke 40 dolarla olup bitseydi. Şu an milyon dolarlar toplamaya çalışıyoruz biz. Ama umudumuzu kesmiyoruz. Şimdi tedavi olması gerekiyor. Evet. Ama Türkiye'de tedavi yok. Evet. Siz sesinizi duyurmak istediniz. Anneye soralım. Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde birçok kez eylem yaptınız. Ne istediniz? Gen tedavisi olmasını istiyoruz. Oğlumuzun hastalığını 5,5 aylıkken öğrendik. O zamandan beri geri sayım başladı. Eğer ki oğlumuz gen tedavisinde olursa %95 oranında iyileşme sağlayacak. Bizim tek amacımız çocuğumuzu yaşatmak. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir bebek. Sağa sola dönemeyen bez bebek gibi. Yani halk arasında bez bebek, hipotonik bebek deniyor. Normal tıp dilinde de SMA, spinal musküler atrofi deniyor. Tıp dilinde dediğimiz zaman spinal musküler atrofi kimse bilmiyor. Açıklaması bu şekilde. Türkiye'de yok tedavi. Mecbur. Nerede olacağız? Şu anda spinraza iğnesi vuruluyor. %10 etki sağlıyor. %10 etkiyle biz yaşama şansı verebiliyoruz. Ama ölüm riski ortadan kalkmıyor. Bu bebeklerde 0-6 ay olduğu için ölüm riski bir numara, birinci sırada bu bebeklerde. Bu sebeple biz acele ediyoruz. Gen tedavisini erken almasını istiyoruz. Motor nöronları ölmeden, daha fazla
çocuğumun kasları erimeden gen tedavisi olmasını istiyoruz. Ne zaman olmalı? Amerika FDA 2 yaşından önce daha çok etkili olduğunu söyledi. Evet. Biz de acele etmeye çalışıyoruz. Şu an Yiğit 22 aylık. Yiğit Akkaya'nın anne babası olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. 2 ayımız mı tamam? Evet, 2 ay içerisinde oğlumuzun sesini ne kadar duyurabilirsek, o kadar çok destek olursa, insanlarımız yardımcı olursa, o kadar çok hayır duası alırlar ki bir anne baba çocuğunu yaşatmaya çalışıyor. Ne yani, kadar gerekiyor? 2.400 milyon dolar. 2.4. Şu an ne kadar topladık? 150 bin dolar toplayabildik. Yurt dışı PayPal ve GoFundMe hesaplarımız var. Instagram adresinden de bize ulaşabilirler. Ona ekranlarda da var sevgili seyirciler. Eğer Yiğit bebeğe için, Yiğit bebek için bir şeyler yapmak istiyorsanız biz paylaştık ama 553-593-76-28 numaralı telefondan aileye ulaşabilirsiniz. Saving.yiğit.sma Instagram hesabından yine yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. 2.4 milyon dolar toplanabilirse 2 ay içerisinde kalan meblağ tamamlanabilirse Amerika'ya gideceksiniz. Evet, bunlar bizim masraflar da dahil içinde. Normalde karşı taraftaki hastanelerin yan tedavileri fiyat almaya çalışıyoruz. En düşük fiyatı veren hastaneye gideceğiz. Şu an 2 yaşın üstünde de Dubai ilacı verebiliyor. O da biraz fiyatı biraz daha düşük. Yani fiyatı biraz daha düşük derken 75 bin dolar. Öyle bir fiyatı daha düşük ama 2 yaş üstünde tedavi alabiliyor çocuğum. En son giden bir çocuğumuz vardı İsmail Çağan diye. O da 3,5 yaşında şu an. 13,5 kilo altında en etkili ilaç. 13,5 kilo altında. Biz de 2 yaşına yetişemezsek 13,5 kilo kriterine takılmamak için 13,5 kilodan önce tedavisini almak için çabamızı sabredeceğiz. Ama biz çocuğumuz 13,5 kilo almasın diye bazen biz çocuğumuzu aç uyutuyoruz. Çocuğumuzu aç uyutmak zorunda kalıyoruz. Kriterleri geçmesin diye. O da olmazsa. O da olmazsa yani ölüme terk edilecek. Çünkü devletimiz verdiği ilacı kriterler altında veriyor bunu. Hani bir puanlamaya geçiyor. O puanlamaya geçemezse ölüme terk ediliyor. Trakya açılıyor buradan ve yatağa mahkum kalıyor. Biz de ölümünü bekleyeceğiz. Siz şimdi eylemler yaptınız. Ne istediniz yetkililerden? Ben çocuğumu yaşatmak istiyorum. Tedavinin Türkiye'de olmasını mı istiyorsunuz? Aynen. No, Türkiye'ye gelirse 730 bin dolar ama biz Avrupa'ya gidersek 2 milyon 400 bin dolar ve bilmediğimiz bir ülkede tedavi olacağız. Ben kendi doktorumu, kendi ülkemde tedavi olmayı daha tercih ederim. Dediler yani ama işte hiçbir SMA'lı bebek kendi kaderine terk edilmedi şeklinde bazı açıklamalar yapıldı. Şimdi sosyal... siz mi farklı SMA hastası bebeklerin aileleri mi farklı şeyler söylüyor, ilgililer mi farklı şeyler söylüyor? Öyle bir şey söyleyeyim, bizi hep engellediler. Bu zamana kadar da hala engelliyorlar. Hem yardım etmiyorlar hem yardım edenleri de engelliyorlar. Bir duyduysanız sosyal medyalarda bizi kirli kampanya dedindi. Süt kokan çocuğa ahlaksız kampanya de. Benim çocuğum ve bizim yaptığımız kampanya ahlaksız diye. Bunu kendisi de olsa bizim yerimizde. Kendisi devlet büyüğümüz, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bizim yerimizde de olsa o da aynı şeyi yapardı. Çünkü bir evlat. Var olan ilaca ulaşmaya çalışıyor. Şu kadar küçük bir kutu yüzünden ben evladımı kaybetmek istemiyorum. Biz bu kampanyaya başlatırken İlk önce evimizdeki eşyaları sattım. Yurt dışından gelirken çocuğuma getirdiğim ayakkabıları sattım. Bu çok zor bir şey. Ve ben çaresizlikten 3 Şubat'ta oturma eylemi düzenledik ailelerle. İntihar girişiminde bulundum benzinli. Yani çaresizlikten. Sesimizi duymuyorlar. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştıkça biz Sağlık Bakanlığı dururken burası yeri değil. Kongreye gittik yeri değil. Milletvekillerimizle görüşeceğiz yeri değil. Yeri çocuk mezara girince mi? Siz konuşabildiniz mi bizzat Sağlık Bakanı'nın kendisiyle? Biz mi? Ulaşabildiniz mi? Biz ulaşamıyoruz. Ne cevap var ne de kendi sorumuzu yöneltebiliyoruz. Yani, kendi sorumuzu kendimiz cevaplıyoruz. Şöyle diyorlar deney aşamasında. Halbuki FDA ve Amerika, Avrupa onaylanmış bir ilaç. Deney aşamasını geçmiş bir ilaç. Bizim isteğimiz şu. Örnek veriyorum. Çocuğum doktorun elinin altında tedavi süreçleri var. 3 çeşit tedavi var diyorlar.
listislam, spinoza zolgensema. Biz istiyoruz ki doktorumuz bize sorsun. Bu bebekler spinozayı alırken bile bize bir kağıt imzalatıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olursa, nefesi kesilirse, kalbi durursa biz mesulüz. Yine biz mesul olacağız. Yine ben o kağıdı imzalamaya razıyım. Diyorlar ki karaciğer enzimlerine etki ediyor, zarar gösteriyor. Ben razıyım. Çünkü %95 oranında etkisi var. Diyorlar ki kobay olarak kullanmak istiyor aileler. Ben razıyım. Çocuğum yaşamasını istiyorum. Çocuğumun yaşaması için kobay olmasını bile kabul edebilirim. Ki zaten kobay olması için mesela örnek veriyorum 100 tane aileye çekilişle o şansı veriyorlar. Ama biz ona bile katılamıyoruz. Türkiye'de gen tedavisi onaylanmadığı için ona bile katılamıyoruz. Biz mailleşiyoruz yurt dışındaki hastanelerle. Katılmak istiyorum diyorum. Hani kobay olarak kabul etmiyorlar. Bedava 2.400 milyon dolar vermeyelim dedik. Hani en azından çocuğumuz gen tedavisi olur. Belki katılabiliriz dedik. Orası doktorla görüşüyorum. Doktor diyor ki maalesef biz genelgede o şekilde Amerika'daki ya da Almanya'daki doktorla görüşemeyiz. Biz hiçbir şekilde irtibata giremeyiz. Buradan uyarı cezası alırız diyorlar. Yani her yoldan kapalıyız. Biz hiçbir şekilde ülkemize ilacı getirtiremiyoruz. Yurt dışına gidip ilacımızı maalesef yaptırmak için de paraya ihtiyacımız var. 2.400 milyon dolar. Bunu toplayamıyoruz. Valilik izni vermiyorlar. Bir tane bebeğimizin ailesi valilik izni almış. Nasıl almış bilmiyoruz. Dava yoluyla almış sanırım. Emsal karar. Emsal karardan sonra bize dava açmak istiyoruz. Reçete yazacak doktor bulamıyoruz. Yani bu yaşadığımız sıkıntılar bir anne baba olarak çok zor. Hani hiçbir anne baba bu kadar çıkmaza girmiş olamaz. Ben Türkiye'deyim. 30 yaşından beri Türkiye'deydim. Yurt dışına hiç çıkmadım. Bu sebeple çocuğumun tedavisi için çıkmak zorunda kalıyorum. Eğer ki bize destek olursanız, çocuğumun gen tedavisi olursa ilk adımlarını atabilecek. Sizin sayenizde çocuğum ilk adımlarını atabilecek. Yani bir bebeğe 100 lira bağış yaparlarsa mesela, 180 bin kişi 100 TL'den, bu çocuğun hayatı kurtulacak. Ama devletimiz yardım ederse bu ilaç 3'te 1 fiyatına düşüyor, 730 bin dolara. Ben istiyorum ki bu kadar araştırmaları, bilim adamları, hani bilimsel deneylerde diyorlar ya hani, şu an deney aşamasında daha fazla çalışmaları için bir hızlandırılma gerçekleştirilemez mi bu bebekler için? Yaklaşık 1300 tane SMA hastası var. Ben 1300 tane SMA hastasının annesi olarak konuşuyorum. Ben bir anne olarak konuşuyorum. İstiyorum gen tedavisinin daha çok araştırılmasını istiyorum. Madem ki Avrupa'da ve Amerika'da onaylanmış, neden bizim Türkiye'miz geride kalıyor? Çok garip. Yani ben tıp dilinde beni Türk doktorlarına emanet edin diye bir söz biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk söyledi. Ben bu yolda yani kimseyi savunmuyorum, siyaset yapmıyorum, takım tutmuyorum. Ama ben çocuğumun yaşaması için daha ne söyleyebilirim? Nasıl bir kelime seçmem gerekiyor? Yani ben şurada gelip burada bu yayını yapacağım mı? Çocuğumla ilgilenmem gerekiyor. O bir bakım hastası. Yani şu anda nasıl yemek yediğini söyleyeyim size. 22 aylık ve sadece sıvıyla beslenebiliyor. Sadece sıvıyla beslenebiliyor. Ben onun yanında hiçbir şey yiyip içemiyorum. Gözüme bakıyor. Şimdi dün AKP kongresine gittiniz. Orada sesinizi duyurmaya çalıştınız ama orada da yapamadınız. Yaptırmadılar. Ne oldu? Ne yaşadınız orada? Orada ilk önce bizi içeri aldılar. Sevgili Cumhur dedem bize yaşama şansı ver deyince. Milletin hoşuna gitti herhalde bu. Ama biz içeri girince bir saat kadar o pankartı tutabildik. Adalet Bakanımız vardı. Bir saate kadar tutabildik. O an görüntülü konferans olunca Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkanımızın görmesini engellemek amacıyla bizi dışarı aldılar. Neden bunu yaptıklarını ben anlamadım. Kim yapar? Bunu yapan kim? Bunu herhalde orada bir tane heyet vardı. Karşı tarafta oturan 4-5 kişi var ya sahnede. Delege mi diyorlar onlara? Divan kurulu üyeleri. Cumhurbaşkanımız canlı yayına katılınca 5 dakika tutabildik. Ama ondan sonra bizi dışarı alacaklarını söyledi. Hatta oraya bize gelen kişi de normalde kapıda duruyormuş. Biz herhalde o an istifadeyle içeri girdik biz. O boşlukta girdik herhalde. Kendisi lavaboda veya bir vesaire bir yerdeydi. Biz oraya gidince abi yalvarıyorum. Beni işimden ederler.
sizi milletvekilleriyle görüştüreceğim. Lütfen yalvarıyorum, bankartı kapatır mısınız? Biz de yani çocuğumuzun canından vazgeçip o genç kardeşimizin bu pandemi sürecinde onun dediğini yaptık. Ama normalde biz zorluk da çıkarabilirdik. Ama yeri olmadığını düşündük. Görüştürdün mü? Hayır, bizi durdurdular. Hatta dışarıdan gelen dedi ki boşuna bekliyorsunuz sadece o pankartı indirmek için. Girdiğimiz kapıda polis yoktu. Polis koymaya başladılar. Pankartta girmeyelim diye. Bir tanesi de pankartımızı lütfen dışarı alır mısınız? Biz hala kongrenin içindeyiz. Milletvekiliyle görüşeceğiz. Birisi diyor ki sizinle şey yaptılar yani sizi görüştürmeyecekler. Boşuna beklemeyin. Biz de çektik gittik. Dışarı çıktığımızda muhatap bulamadık. Arsuz'da nasıl karşılandınız? Siz kapı kapı geziyordunuz. Haberinizi de yaptık, taşıdık. Ne diyorlar? Yani çoğu insan yardım ediyor. Allah yardımcınız olsun diyor. Çoğu insan da devlet size ilacı veriyor, neden para topluyorsunuz diyor. Yani bizim istediğimiz çocuğumuzun gen tedavisi olması. İki ilaç var. Spinraza %10 etki ediyor. Zolgensma gen tedavisi olmasını istiyoruz. O da %95 oranında etki ediyor. Biz bunu görmezden gelemiyoruz anne baba olarak. Bir yaşama şansı varken biz çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz. İlk adımlarını atsın. Parkta oynayan çocuklara eşlik etsin. Uzaktan izlemesin. Eline alsın topu, kendi bana getirsin. O topu işaret ederek benden istemesin. Yani en zorumuza giden şey bu. Örümcek aldık. Bildiğiniz örümcek ilk adımlarını atsın diye. Çocuk başını kaldıramıyor. Ona binemiyor, oturamıyor, desteksiz oturamıyor, sağa sola dönemiyor. Üzerinde örtü varken bağırıyor geceleyin, biz onu döndürelim diye. Yani o derece bez bebek gibi. Hareket edemediği için kabız oluyor, affedersiniz. Sürekli zeytinyağı içiriyoruz, masajlar yapıyoruz, fizik tedavi yaptırıyoruz. İlaç kadar etkili bu fizik tedavi. Sağ olsun bizim fizyoterapistimiz de çok ilgileniyor. Ama biz ona ne kadar iyi bakarsak bakalım bu bebek önlerinde birinci sırada. O yüzden bu gen tedavisine ihtiyacı var. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Allah rızası için bizi duyun. SMA hastalarını duyun, görün. Gen tedavisi olmalarını istiyoruz çocuklarımız. Başka hiçbir derdimiz yok. Biz kimseyi kötülemiyoruz. Kimsenin bizi kötülemesini de istemiyoruz. Yani biz burada anne baba olarak çırpınıyoruz. Siz olsanız ne yapardınız? Ama Türkiye'de işte... Yurt içinde siz yardım topluyor musunuz? Maalesef. Yurt dışında GoFundMe ve PayPal'dan devam ediyor. O da insanlarımız bilmediği için, dolar hesabından anlamadığı için IBAN istiyorlar. Valilik izin vermiyor. Nasıl yapacağız? Valiye gittiniz mi? Siz izin almaya çalıştınız mı? Biz 3-4 defa aradık, konuştuk. Pandemi sürecinde görüşemediğini söylediler. Onlardan yardım istedik. Bir yol çizin bize diye. Vali mi görüşemiyor? Özel kalemi bize söyledi ki şu an vali bey pandemi sürecinde görüşmüyor kimseyle dedi. Başvuru yaptığımız zaman da zaten gen tedavisi ülkemizde onaylı değil, ilacın fiyatı belli değil diyorlar. Hani her yoldan çıkmaza girdik. Hani belli değil dediği zaman neden İzmir valisi bir fiyat belirlemiş 17 milyon TL diye bir aileye vermiş valilik iznini? Hani kimi yaşatabiliyor kimi yaşatamıyor. Yani biz bayrak yarışı gibi oldu bizim mücadelemiz. Kimisine veriliyor, kimisine verilmiyor. Bu da benim çocuğum da Türk vatandaşı. Yani ben de şu ana kadar 22 tane bebek kurtuldu. Ankara'da 4 tane bebek kurtuldu. Halkın sayesinde para toplanabildi. İzmir'de, Ordu'da vali yardım etti. Hatta ulusal haberlere de çıktı. Yani yardım edenlerden, bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Yani şu ana kadar... Söyledim ama, bölüyorum ama ben sizin bu talebinizin Hatay valisine iletildiğini düşünmüyorum. Hatay şöyle, valisi böyle bir şeyi reddedecek bir kişiliğe sahip değil. Rami Doğan bence bu talebi işte yardımcılarından ya da ne deniyor özel kalem müdürlerinden bir şekilde engelleniyor. Eğer kendisinin haberi olsa, çünkü dediğim gibi öyle bir kişilik değil, sizinle de görüşür. Gerekeni de yapar. Sözünüzü böldüm, sonra sizle konuşuyordum. Size doğru söylüyorsunuz. Biz kimin kapısını çalsak, Rahmi Doğan Bey'e gittiniz mi Hatay valisine? Çok iyi biri, her şeyde yardımcı olabileceği ama biz ulaşamıyoruz. Bir etten duvar örülmüş. Aynen dün kongrede olduğu gibi. Yani Cumhurbaşkanımıza yazdığım güzel bir cevap vardı. Sevgili Cumhur dedem, bir ana yaşama şansı ver. Oradaki kongredeki insanların hoşuna gitti ama devlet büyüklerimizin neden hoşuna gitmedi onu anlamadım. Yani Cumhurbaşkanımızın görmemesi için bazen kamerayı aniden çeviriyorlar o yazıdan. Biz çünkü arkada büyük bir
televizyon var herhalde. Kamera o yazıya gelince bir ara geldi, hemen çevirdiler. İstemiyorlar. Benim çocuğumun yaşamasını istemiyorlar. Şey yapalım, Hatay Valisi'ne seslenelim o zaman. Size geleceğim. Ben, ya da annem mi babam kim seslenmek ister? Ben direkt Hatay Valisi Rahmi Bey'e sesleniyorum. Biz Hatay Valisi Rahmi Bey'e sesleniyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun. Burası Hatay Medeniyetler Şehri, Kardeşlik Şehri. Hatay Valisi'ne sesleniyorum. Sayın Rahmi Doğan Bey, lütfen bize sahip çıkın. Biz çaresizlikten intihar girişiminde bulunduk. Kapı kapı gezmeye başladık. Çaresizlikten her yolu denemeye başladık. Çünkü zamanımız daralıyor. Hatay halkına da sesleniyorum, yalvarıyorum size. Benim çocuğun çok az bir süresi kaldı. Onu yaşatabilmem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Yani 180 bin kişi 100 lira verebilirse biz başarabiliriz. Ankara 4 tane çocuğuna sahip çıktı. İstanbul 4 çocuğuna sahip çıktı. Ordu, İzmir, Denizli hepsi sahip çıktı. Size yalvarıyorum, bize de sahip çıkın. Hatay, bize de sahip, evladına sahip çık, yalvarıyorum. Biz sahipsiz bırakıldı, siz sahip çıkın. Başka diyecek bir şey mi yok? Sizden de bir çare alalım mı? Türkiye'de 22 bebek kurtuldu. Başarabiliriz. Bir anda olabilecek bir şey değil. Zamanla olur ama bizim zamanımız az. Ne kadar gönüllüye ihtiyacımız var anlatamam. Yani 180 bin kişi 100 TL verirse çocuğumuz kurtulacak. Ya da 500 bin kişi 20 TL. Ama biz bunların olmasını istemiyoruz. Devlet kontrolü altında, Sayın Valimiz yardımcı olursa ya, devlet kontrolü altında daha hızlı bir şekilde iş adamlarına ulaşarak, çünkü kime gitsek valilik izni istiyor. Bu yüzden dolayı valilik iznini almak için sesleniyorum. Allah rızası için Vali Bey bizi duyun, bizi görün, bizi görmemezlikten gelmesin kimse. Hani elinin tersiyle afiş itekleyenler oldu. Biz afiş de dağıtıyoruz. Hani çocuğumuzu yaşatmak için her yolu denedik. Yani onu kaybettikten sonra onun bir bluzunu ya da bir hırkasını koklayarak onu anmak istemiyorum. Yani bize destek olun. Ne ekleyeceğiz? Biz Allah razı olsun önce HRT yayın grubuna bizi sahiplendiği için biz... Şu an canlı yayından çıktıktan sonra kapı kapı gezmeye devam edeceğiz. Hatta bizi bekleyen mahalle büyüklerimiz var. Saygı değer sayılan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onların güvence altında, hani gerçekten sahip, ihtiyaç sahibi olduğumuzu bilsinler diye. Yani 5 veren oluyorsa 100 lira veriyor. 100 lira veren oluyorsa 200 lira veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Biz kum tanesiyle ev yapmaya çabalıyoruz. Ama ben inanıyorum Hatay halkı bize sahip çıkacak. Yani şu anda 2 hamburger ve 2 tane döner, bir kola alsanız 100 lira yapıyor. Onları da almayın, Yiğit'e de ısmarlayın. Yarın Yiğit sağlığına kavuştuğu zaman dersiniz ya, ben bu çocuğa yardım ettim. İyi ki yardım ettim. Şu an ayağa durabiliyor. Lütfen bizi sahipsiz bırakmayın. Benim çocuğum sizin de çocuğunuz olabilirdi. Siz kendinizi benim yerime koyun. Ben çocuğumu toprağa koymak istemiyorum. Çünkü var. İlacı var. Var olan ilaca ben ulaşamıyorum. Yalvarıyorum Hatay halkına, bizi sahiplenin. Bizi başka kişilere, devletimiz sırtını döndü. Hatay halkı sırtını dönmesin. Yalvarıyorum onlara. Şu an şu gördüğünüz kumbarayla kapı kapı gezeceğiz. Şu gördüğünüz yelekle. Ne yapabilirim başka çaresizlikten? Kapı kapı geziyorum. Hatay, Ankara'da 4 tane bebek, İzmir, İstanbul hepsi sahiplendi. Biz de başarırız. Yani 180 bin kişi 100 lira sadece, yani çok kişiye değil, 180 bin haneye ulaşabilirsek 100 liradan ben çocuğumu kurtaracağım. Lütfen bize yardım edin. Yalvarıyorum. Peki. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Umuyorum ve diliyorum çok kısa sürede bu para toplanır ve Yiğit bebek sağlığına kavuşur. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi sahiplendiğiniz için, bizi konuk ettiğiniz için Allah razı olsun hepinizden. Güzel günde Yiğit Bebek'in ameliyat olup geldikten sonra da sizi tekrar burada görmek istiyoruz Yiğit Bebek'le. İnşallah o heyecanı beraber yaşarız. Bir yerde toplanırız. Yiğit Bebek'i hepimiz beraber uğurlarız tedavisine. İnşallah başarabiliriz. Ben inanıyorum, 2 ayımız kalmasına rağmen, normalde 13,5 kiloya kadar bizim şansımız var ama bildiğiniz üzere erken tedavi her zaman daha iyidir. Biz erken tedaviye ulaşmak istiyoruz. Ben inanıyorum Hatay halkı bize sahip çıkacak. Her defasında söylüyorum. Hatay Medeniyetler Şehri, Kardeşlik Şehri bize sahip çıkacak. Lütfü Savaş Başkanımıza da sesleniyorum.
Samandağ Belediye Başkanımıza da sesleniyorum. Lütfen biz birlik olalım, Yiğit bebeği kurtaralım. Benim başka bir şeyim yok. Ben yurt dışındaki işimi bıraktım. Evimdeki eşyaları sattım. Çocuğumu kurtarabilirim. Gerekirse evimi de satarım. Ben her insanın, her evladına yapacağı şeyi yapmaya çalışıyorum. Umuyorum inşallah çok kısa sürede çözüme ulaşırız. Sağ olun katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, SMA hastası Yiğit Bebeğin anne ve babası Bahadır Akkaya, Meltem Akkaya bizimle birlikteydi. Öyle şeyler yaşıyoruz ki süt kokan bebekler ne yazık ki ölüme terk ediliyor. Ve bu anne babaların da çağrısı bu işte, o bebeklerin, o minik yavruların ölüme terk edilmemesi. Bazıları kulaklarını tıkıyor, bazıları bir şeyleri engellemeye çalışıyor, bazıları aileler çözüme ulaşamasın, acı çekmeye devam etsin, kahrolmaya devam etsin istiyor. İşte onlar da yavruları yaşasın, hayata tutulsun ve üzülmesin istiyorlar. Yiğit bebek için son 2 ay tedavi olması gerekiyor yurt dışında. Bir takım engellemelerle karşılaştılar. Yurt içinde yardım toplamaları engellendi. Yurt dışı aracılığıyla, vasıtasıyla para toplamaya devam ediyorlar. Aile çağrıda bulundu. Yiğit bebek için bağış kampanyasına çağrıda bulundu. Sizler de bağış yapabilirsiniz. 553-593-76-28 aileye ulaşabileceğiniz telefon numaraları. Ve Instagram hesabı var. Saving.yigit ekranlarda görüyorsunuz. alt-sma Instagram hesabından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yardımlarınızı bekliyor Yiğit bebek. Son 2 ayı kaldı. Kapı kapı geziyorlar, yardım topluyorlar. Bu 2 ay içerisinde 180 bin lirayı toplayacaklar. Umuyorum ve diliyorum dediğim gibi çok kısa bir süre zarfında bu gereken kalan meblağ toplanır ve Yiğit bebek sağlığına kavuşur. Ve bir dahaki programda o tedaviden sonra, ameliyattan sonra da Yiğit bebekle beraber onun güldüğü, onun tek başına ayakta durabildiği, kendi kabiliyetiyle hareket edebildiği bir programda birlikte oluruz. Bugünlük noktalıyoruz. Aile yardımlarınızı bekliyor efendim. Tekrar hatırlatalım. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.